Merhaba arkadaşlar, ismim Nurten Çakmak, Müşir Zeki Paşa Ortaokulu İngilizce öğretmeniyim. Bugün Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen LGS Prova denememizin İngilizce sorularını birlikte çözeceğiz. Haydi başlayalım. Birinci sorumuz bir kart sorusu. Davet kartı görüyoruz birinci soruda. Class of 95 Reunion, bir birleşme daveti var burada. Öncelikle biz kart sorularında bir yönergeye bakalım. Bizden ne isteniyor? Yönergede bunu bularak karta gidersek cevaba daha hızlı bir şekilde ulaşabiliriz. Which of the following does not have an answer on the invitation card above? Bakın arkadaşlar, not yani olumsuzluk eki genellikle büyük yazılıyor. Yani bize yönergemiz şunu soruyor. Yukarıdaki davet kartında hangisinin cevabı yoktur? Şıklardan gidebileceğimiz bir soru türü. A şıkkına bir bakalım. How much is the fee for attending the event? How much is the fee? Anahtar kelimem fee, yani ücret. Ücret, etkinlik için katılım ücreti ne kadar diye soruluyor. Bakalım, fee zaten burada net bir şekilde verilmiş. 50 Turkish liras per person. Kişi başı 50 lira. Yani A şıkkım elendi. B şıkkına bakalım. What's the deadline for joining the event? Deadline kelimesi burada anahtar kelime. Deadline son tarih demektir arkadaşlar. Katılım için son tarih. Ve genellikle PC yani alttaki not bölümünde bulunur. Bakalım burada deadline belirtilmiş mi? Please inform us in advance if you can attend the event until June 15th. Şuradaki until yani e kadar kelimesi bizim deadline'ımıza karşılık geliyor. Diyor ki cümlemizde lütfen Haziran 15'e kadar bizi önceden bilgilendirin katılacaksınız. Demek ki deadline'ım June 15th yani 15 Haziran. Bu da elendi. Where is the event going to take place? Etkinlik nerede yer alacak? Bakalım yer bilgisi var mı? Evet, location kelimesi direkt konum yani yer bilgisi veriyor bize. Dolayısıyla bunun da cevabını görüyorum. D şıkkı kalıyor ama yine de bakalım. How can people inform the organizers? İnsanlar, organizatörleri nasıl bilgilendirebilirler? Bununla ilgili bir not, bir bilgi görünmüyor kartta. Dolayısıyla doğru şıkkım D. Arkadaşlar bu arada bir ek bilgi sunmak isterim. Genellikle bu D şıkkındaki organizatörleri nasıl bilgilendireceğimiz bölümü kart soruların en altında geçen PC yani not bölümünde yer alır. Buraları lütfen gözden kaçırmayalım. İkinci soruya gelelim. Evet, ikinci sorumuz bir diyalog sorusu aslında. Read the conversation and answer the question diye sorulmuş. Sohbeti okuyalım ve cümlelerle diyaloğu tamamlayalım. Which of the following does not complete the conversation diyor yine. Hangisi not kullanılmış arkadaşlar? Hangisi sohbeti tamamlamaz diye soruluyor. Yine olumsuz bir yönerge görüyorum. Yerlerine yerleştirerek gidersek bu sorularda yine sonuca daha hızlı ulaşabiliriz. Mesela şöyle başlayalım. Hi Steven, I want to prepare a strawberry cake for my son. Merhaba Steven, oğlum için çilekli pasta hazırlamak istiyorum. Sonra bir soru görüyoruz, boşluk var. Steven'ın cevabı of course. O zaman muhtemelen burada can you help me please? Yani B şıkkındaki cevabın yerleştiğini görüyoruz. Hemen buraya B yazıyorum unutmamak için. Steven'ın cevabı of course, elbette diyor yardıma. Sonra Arthur'un bir sorusu daha var. Bu soruyu bulmak için tabii ki Steven'ın cevabına bakmam lazım. Steven cevabında 2 cups of cream, 3 teaspoons of sugar diye devam eden malzemeleri saydığını görüyorum. Demek ki bu boşlukta malzemelerin sorulduğu soru cümlesine ihtiyacım var. Hemen şıklara döndüm. Malzemeler nedir diye nasıl soruyordum? What are the ingredients? İçindekiler ne? Bir soru tipimiz daha vardı. O da what's in it? Bu ikisi üçüncü ünitede malzemeleri soran soru kalıplarımızda. Dolayısıyla burada da D şıkkının kullanıldığını gördüm. Geldim Arthur'un diğer sorusuna. Okay demiş. Steven'ın cevabında saklı yine soru. First, bakın bağlaçlara. Second, then, after that, finally gibi bağlaçlarla bir proses yani işlem süreci anlatılıyor. Demek ki burada yapılış soruluyor. Bunu da hemen C şıkkında what's the process? Yapılışı nedir? Cümlesinde görüyorum. Dolayısıyla
cevabın olmadığı, kullanılmadığı şık A şıkkında gizli. How long does it take to cook? Burada ise pişirmek ne kadar sürer diyor. How long süre soran kelimedir arkadaşlar. Önemlidir. Ne kadar sürede pişiyor kekimiz, pastamız? Bununla ilgili bir bilgi olmadığı için cümle tamamlamada kullanılmayan şıkkımız A şıkkı. Evet, üçüncü soruya geçiyoruz. Üçüncü soru, kitchen tools karşımızda, mutfak aletleri. Yönergemi yine okuyorum öncelikle. Sorularda ben çözmeden önce her zaman yönergeleri okurum. Böylece soruda bana ne soruluyor ona odaklanarak okumak bana yine zaman kazandırır. Which of the following tool does not Sandra's family need? Hangi mutfak eşyasına Sandra'nın ailesinin ihtiyacı yoktur? Yine not kullanılmış. Kullanılmayacak olan kitchen tool yani mutfak eşyasını bulacağız. Bakalım hemen sırayla eleyerek gidelim. Hi, I'm Sandra. Merhaba, ben Sandra. Today we have some guests for dinner. Bugün akşam yemeği için misafirlerimiz var diyor. All of us are making preparations for it. Hepimiz bunun için hazırlık yapıyoruz. My father is grilling the chicken and the meat. Babam eti ve tavuğu grill yani ızgarada pişiriyor. My mother is baking the cake. Annem pastayı yapıyor. My sister is frying the potatoes. Kız kardeşim patatesleri kızartıyor. And I am dicing some tomatoes and cucumbers for the salad. Ben de salata için domatesi ve salatalık doğruyorum demiş. Şimdi bakalım hangi aletler kullanılıyor ve kullanılmıyor. Grilling the chicken, babamın yaptığı iş, tavuk ve eti ızgarada pişirmekti. Dolayısıyla C şıkkındaki grill yani ızgarayı eledim. Bu kullanılıyor. My mother is baking the cake. Annem pastayı pişiriyor. Onunla ilgili bir mutfak eşyası göremedim şu anda. My sister is frying the potatoes. Kız kardeşim patatesleri kızartıyor. D şıkkında bir frying pan gördüm. Yani kızartma tavası gördüm. Bunu da eledim. I am dicing. Dice ne demekti? Doğramaktı küp küp. Doğramak için de ben bir knife'a ihtiyaç duyuyorum. Yani bıçağa. Dolayısıyla A'yı da kullanıyorum. Fakat rendeden yani greater'dan hiç bahsedilmiyor. Dolayısıyla benim kullanılmayacak olan kitchen tool'u B şıkkında greater olarak karşıma çıkıyor. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. Evet, dördüncü soruda read the information below and answer the question denmiş. Bilgiyi okuyarak soruyu cevaplayın. Yine yönergeme gidiyorum. According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre, which of the following application does John use? Burada bu sefer not görmedim. Does John use? Olumlu bir yargı gördüm. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki application yani uygulamalardan hangisini John kullanır? Hadi bakalım. John uses some applications on his smartphone. John akıllı telefonunda bazı uygulamalar kullanıyor. He translates sentences. Evet, ilk uygulamadan bahsetti. Cümleleri translate yani çeviri yapar. Bakıyorum bununla ilgili görsellerde herhangi bir bilgi var mı? Göremedim. Buys something online. Online alışveriş yapar. Bakıyorum görsellerde. Evet, D şıkkında bir görsel. Alışverişle alakalı online alışverişte bunu görüyorum. Muhtemel cevabım bu. Devam edeyim kontrol etmeye ama yine de. And order something to eat. Ve yiyecek bir şeyler sipariş eder diyor. Online yiyecek siparişiyle ilgili bir application yani uygulama resmi görebiliyor muyum? Hayır. Dolayısıyla John'un kullandığı uygulama D şıkkımızda saklı. Evet. Beşinci sorumuza geldik. Beşinci soru bizim adventures. Sporlarla, maceralarla dolu ünitemiz. Eric is an adrenaline seeker and he loves nature so much diye bir durum vermiş. Eric bir adrenalin düşkünüdür ve doğayı çok sever. He's crazy about doing all kinds of sports. Tüm sporları yapmaktan çok hoşlanır. Çılgın gibi sever. But he only can't stand water sports. Ama yalnızca su sporlarına tahammül edemez diyor. Evet, bu ünitedeki şu kalıplarımız gerçekten çok önemli arkadaşlar. Crazy about, can't stand,
Bu ünitedeki bu kalıplar önemli. Karşımızda günlük dil konuşmada da çok çıkar. Crazy about'u hatırlayalım. Çok sevmekti. Can't stand'sı sevmemekti. Bu bilginin ışığında soru bize şöyle söylüyor. Which of the following picture? Aşağıdaki resimlerden hangisi does not show? Yine not gördüm. Olumsuz soru kökü gördüm. The activity that Eric prefers. Hangisi Eric'in tercih ettiği aktivitelerden birini göstermez diyor. Bakıyorum. Maceracıydı bu arkadaşımız. Çok seviyordu her tür sporu ama su sporlarına dayanamıyordu. Demek ki 5 şıkkındaki rafting water sport olmasından dolayı onun tercih etmeyeceği spor türüdür. Gelelim 6. sorumuza. Evet. 6. sorumuz ise bir poster karşımıza çıkıyor 6. sorumuzda. Erzincan'la ilgili. Ve bazı başlıklar görüyorum turizm ünitesine ait. Bilmemiz gereken başlıklar bunlar. Location neydi? Konum, yer. Accommodation, konaklama. Yani nerelerde kalabiliriz Erzincan'da? Transportation ise ulaşım. Yani Erzincan'a hangi yollarla gidebilirim? By plane, by car or by bus, bunun gibi. Tourist attractions. Tourist attractions bu ünitede ne demekti arkadaşlar? Turistik yerler. Yani turist olarak bu şehire gelsem ben nereleri gezerim? Recreational activities ise eğlenceli aktivitelerdi. Erzincan'a gelsem ne tür aktiviteler yaparım? Bu başlıklar bunları anlatıyor. Şimdi gelelim soru kökümüze. Which of the following is not suitable for the brochure above? Hangisi yukarıdaki broşür için uygun değil? Bakıyorum şıklarıma. Broşürdeki başlıklara uygun olmayan soruluyor. Tek tek eleyelim. Eastern Anatolia Region, Doğu Anadolu bölgesi. Herhangi bir başlıkla eşleşiyor mu? Evet, location başlığımızla eşleşiyor. Bunu eledim. B şıkkına bakalım. Hostels, guest houses, all inclusive hotels. Bu da bana konaklama, accommodation ile ilgili veriyor bilgi. Çünkü oteller, konuk evleri, her şey dahil oteller diyor. Nerelerde kalabileceğim konusunda bilgi veriyor. Bunu da eliyorum. C şıkkına bakalım. Ekşili, keşkek, döner and mineral water. Burada bakıyorum. Yöresel yiyecekler ve içecek görüyorum. Bununla ilgili herhangi bir başlığa rastlamadım. Muhtemel cevabım bu. Ama yine D'ye de bakalım. Mount Ergan, Ekşi Su Piknik Area and Girlevik Waterfall. Ergan Dağı, Ekşi Su Piknik Alanı, Girlevik Şelalesi gibi tourist attractions, yani turistik yerlerden bahsediyor. Bu da yine afişte yerini bulabildiği için afişte tek kullanılmayan bilgi C şıkkında karşımıza çıkıyor. Evet, 7. sorudayız. Evet, 7. soruda son yıllarda her zaman karşımıza çıkan yaygın olan soru türlerinden bir grafik dilim sorusu görüyoruz. Bakalım ne diyor bize durumda? Diyor ki, a researcher asked 100 teenagers which acronym they use while texting. Bir araştırma yapılmış arkadaşlar. Bir araştırmacı 100 tane gence hangi akronimleri mesaj atarken kullandıklarını sormuş. Akronim neydi? Kısaltma. Kısaltma demekti. Mesajlaşırken kullandığımız kısaltmalardı. Here are the results. İşte sonuçları. Sonuçlar burada verilmiş ve grafik dilimine yansıtılmış. According to the results, which of the following is correct? Bu sefer olumsuz bir soru kökü görmüyorum. Tam tersi correct, yani doğru olan soruluyor. Demek ki şu sonuçları birer birer dilimde ararsam doğru sonuca ulaşabilirim. Evet, arkadaşlar grafik sorularına çok önemli bazı kelimeler var. Mesela bunlardan biri nearly half. Nearly half demek yaklaşık yarısı demektir. Yani 100 kişiye sorulduğunda 50 kişi olursa yaklaşık yarısı değil half olur. Demek ki yaklaşık yarısı, yani %50'ye yakın bir dilim arayacağım. Hemen bakıyorum. Nearly half of the teenagers use ASAP. Evet, yaklaşık yarısı as soon as possible'ın kısasını kullanıyormuş. Yaklaşık yarısı karşıma C'de ve B şıkkında çıkıyor. D şıkkını eliyorum.
Çünkü ASAP'nin değeri %50. Yani bu half olur. Nearly half olarak sayılmaz. A şıkkında da %45'tense %48 nearly half'a daha yakındır. Bu nedenle bunu da eliyorum. B ve C şıkları arasında kaldım şimdi. Devamına geçiyorum. More than 20 teenagers use THX. Yani thanks kelimesinin akronimini kısaltmasını 20'den fazla, yine çok önemli bir kelime geldi, more than. More than daha fazla der. Yani 20 gençten daha fazlası thanks'in kısasını kullanıyormuş. Bunu arıyorum şimdi dilimlerimde. B ile C arasındaydım. Bakıyorum thanks'in kısaltması C şıkkında %20'lik dilimle yer almış. B şıkkında ise %20'lik dilinde yer almış. More than dediği için 20'den fazlasını arıyorum. Yani doğru şık karşıma C'de çıkıyor. Sağlamasını yapmak için son şıkkımıza da bakalım, son cümlemize. They use love more than oh my god. Yani bakalım lots of love'ı oh my god'dan daha fazla kullanırlar. Evet %10, %20. Bu da yine şıkkımızın doğruluğunu bize teyit ediyor. Dolayısıyla seçmem gereken şık C. Sekizinci sorudayız. Sekizinci soruda yine birinci ünitemize ait kart sorularından bu sefer cevapların yer aldığı bir soru görüyoruz. Ellie is organizing a class reunion party. Ellie bir sınıf birleşme partisi düzenliyor. Here are the replies to her invitation. İşte onun davetine dair cevaplar. Cevaplar burada saklı. Bunları okumadan önce ben bu cevaplarda ne arayacağım onları okurken, neye odaklanacağım? Soru köküme iniyorum hemen. Which of the following is not correct? Yine not diyor. According to the replies above. Hangisi doğru değil? Evet, doğru olmayan şıkkı bulacağım. Hemen bakalım şıklardan kartlara giderek çözmem gereken bir soru tipi. A şıkkında Rose makes an excuse for not attending the event demiş. Makes an excuse. Burada çok önemli bir kelime. Make an excuse'u unutan arkadaşlarımız için tekrar edelim. Bir davete katılamadığımda mazeretini belirtirsem, işte make an excuse, mazeret belirtme. Bunu yerine getirmiş oluyorum. Bunu lütfen çok iyi bilelim. Çünkü sorularda karşımıza çok fazla çıkıyor. Rose, for not attending the event, etkinliğe katılamadığı için mazeretini bildiriyor. Rose'un kartına dönelim. Bakalım hemen. Thank you for your nice invitation. Teşekkür ediyorum nazik davetin için. I would love to attend and have a nice time with my friends. Katılmak ve arkadaşlarımla güzel zaman geçirmek isterim. But geldi. Dikkat. We are going on a vacation on that day. Ama biz o gün, on that day, o gün bir tatile çıkıyoruz. Evet, burada işte we are going on a vacation on that day bizim excuse cümlemiz, mazeret cümlemiz. Katılamamızın nedenini Rose burada belirtiyor. Yani bunun cevabı var. Doğru. Bella accepts the invitation. Bella daveti kabul ediyor. Bakalım Bella'nın kartına. First, I want to thank you to organize this party. Öncelikle bu partiyi düzenlediğiniz için teşekkür ediyorum diyor. I would be very happy to join it. Çok sevinirim, çok mutlu olurum buraya katılmaktan. See you Bella. Görüşürüz demiş Bella. Yani kabul ediyor. Doğru. Bu şıkta da hiçbir sorun yok. C şıkkımıza bakalım. Tim doesn't want to join the event. Evet, katılmak istemiyor diyor Tim. Tim'in kartına dönelim. Thank you for organizing this event. Teşekkür ediyorum bu organizasyon için, bu etkinlik için. I can't miss this opportunity. Bu da yine bir kalıplaşmış yapımız. Miss this opportunity. Bu şansı kaçıramam. We can talk about old days. Eski günler hakkında sohbet edip and new lives, yeni yaşamlarımız hakkında konuşabiliriz diyor. Bu seçeneği, yani bu şansı kaçırmam diyor. Dolayısıyla kabul ediyor. Fakat C şıkkında Tim doesn't want to join diyerek Tim'in reddettiğini söylüyor. Dolayısıyla bu benim yanlış şıkkım. Yine de sağlamamızı yapmak adına D şıkkına da göz atalım. Jackson refuses the invitation. Jackson daveti reddediyor demiş. Jackson'ın kartında Thank you so much for inviting me. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. I'd love to attend it. Katılmak isterdim but, yine but var, dikkat. I'm very busy on that day. Ama o gün ben çok meşgulüm. I hope you will have a great time.
İnşallah. Umarım ki siz güzel zaman geçirirsiniz diyor. Yani Jackson reddediyor. Dolayısıyla doğru olmayan cümlem C şıkkında yer alıyor. Yani benim doğru şıkkım C. Dokuzuncu sorumuzdayız. Evet. Dokuzuncu sorudaysa bir weekly schedule görüyorum. Yani haftalık program. Aaron'ın haftalık programını görüyorum. Günlere ayrılmış, neler yapacağı. Yönergeme döndüm hemen programı okumadan. Which of the following is not correct according to the table? Hangisi tabloya göre doğru değildir diyor not. O zaman tek tek cümlelerden tabloya giderek soruyu çözümlemem çok daha mantıklı ve kolay olacaktır. He meets and spends time with mates. Mates biliyorsunuz arkadaş demek. Arkadaşlarıyla buluşup zaman geçirir. Bakalım schedule'ında yani programında böyle bir şey var mı? Karşımıza hangout kelimesi olarak çıkıyor meet. Hangout takılmak, birlikte zaman geçirmek olarak geçen bir kelimedir. Yani meet'i karşılıyor. Arkadaşlarıyla zaman geçirdiği gün çarşamba. Dolayısıyla A şıkkım doğru. B şıkkına bakalım. He has different activities every day. Her gün farklı aktiviteleri var. Şöyle bir göz atıyorum. Visit relatives, akraba ziyareti. Go to a language course, dil dersine gitmek. Hang out with friends, arkadaşlarıyla buluşmak, takılmak. Go to gym, spora gitmek. Listen to his popular bands, sevdiği popüler grupları dinlemek. Go camping, kampa gitmek. Watch video, film izlemek. Evet, her gün farklı aktiviteler yaptığını doğruluyor bu tablo bana. Dolayısıyla bu cümlemde de hiçbir sıkıntı yok. Doğru bir cümle. C şıkkına geliyorum. He is interested in music groups. Interested in kalıbı, yine kalıp olarak bu sene öğrendiğiniz bir kalıp, ile ilgilenmekti, ilgi alanına girmek. Müzik gruplarıyla ilgilenir. Bunu nerede görüyorum? Listen to his popular bands. Popüler, yani sevdiği popüler grupları dinliyor diyor. Dolayısıyla C şıkkında yine tabloyu doğruluyor. Ne kalıyor geri? On weekdays, he prefers staying at home. Dikkat edelim. Weekend de demiyor, weekdays diyor burada. Hafta içi günlerde he prefers staying at home. Evde kalmayı tercih eder. Hafta içi günlerde baktığımda pek de evde kalmadığını gördüm değil mi? Her güne bir etkinliği var. Dolayısıyla tabloma karşı çıkan kelime bu. Dolayısıyla benim cevabım da D şıkkı. Evet, son sorumuzdayız. Evet, son sorumuzda küçük bir metin görüyoruz. Yönergeye bakalım. Metni okurken yönergenin söylediğine odaklanarak okursak yine daha önce de söylediğim gibi cevaba ulaşmamız biraz daha hızlanır. Read the text and answer the question. Teksti okuyup soruyu cevaplayın demiş. Yönergem ise which of the following does not have an answer? Evet, testlerde çok karşımıza çıkan bir yönerge tipi. Does not have an answer according to the text above dediğinde hangisinin yukarıdaki tekste göre bir cevabı yoktur? Evet, şimdi metni okuyorum. Bakalım hangilerinin cevabı var ve yok. Daha sonra değerlendirelim. Hi, my name is Olivia. Merhaba, ismim Olivia. My family and I are spending too much time on the internet. Ailem ve ben internette çok fazla zaman geçiriyoruz. I usually do my homework and search for information for my projects. Ben genellikle ödevimi yaparım ve projelerim için bilgi arayışına girerim internette diye bahsediyor. My father uses the internet for many things. Babam interneti pek çok amaçla kullanır. For example, örneğin, he always pays the bills, daima faturalarını öder, buys tickets, bilet satın alır, and reads the news online. Ve online, yani online olarak çevrimiçi olarak gazete okur. But he never chats. Ama hiç chat, yani sohbet yapmaz. My brother uses the internet the most in my family. Erkek kardeşim ailemizde interneti en çok kullanandır. He spends 4 or 5 hours in a day. Bir günde 4-5 saat zaman harcar internette diyor. He usually plays online games. Genellikle online oyunlar oynar. So he has a lot of online friends. Bu nedenle pek çok online arkadaşı var. Çevrim içi arkadaşı var. My mother also likes spending time on the net.
Annem de ayrıca internette vakit geçirmeyi sever. She usually chats, genelde sohbet eder. And she sometimes watches movies and videos. Ve bazen de film ve video izler, diyor. She also likes ayrıca doing online shopping, online alışveriş yapmayı da çok sevdiğini söylüyor. So, bu nedenle she doesn't go to the malls anymore. Artık pek de alışveriş mağazalarına gitmiyor artık diyor. Online yapıyormuş alışverişlerini. Detaylı ailesinin ne yaptığı ile ilgili bilgi veriyor bize. Bakalım A şıkkındaki cümlenin cevabı var mı? Who uses the internet most? Most yani en çok kim kullanıyor ailede interneti? Bahsetmişti. Demişti ki My brother uses the internet most in my family. A. İşte burada gizli. Bunun cevabı var. B'ye bakalım. How many hours does Olivia use the internet? Olivia internette kaç saat harcıyor? Var mı Olivia'nın kaç saat internette harcadığı ile ilgili bir bilgi? Göremiyorum. Too much diyor sadece. Kaç saat olduğu bilgisi vermemiş. C'ye bakalım. What does Olivia's father do on the internet? Olivia'nın babası neler yapar internette? Evet, onun da çok ayrıntılı bilgisini vermişti bize. Demişti ki, he always pays the bills, buys tickets and reads the news online, but he never chats diye babasının internette neler yaptığını ayrıntılı olarak verdi. Dolayısıyla bunun da cevabı var. D şıkkına bakalım. For what purposes? Arkadaşlar bu da yine çok önemli bir soru kelimesi. Bazen bunu unutanlar oluyor. For what purposes? Ne amaçla? Yani why? Buna yakın diyebiliriz. Niçin? Ne amaçla Olivia'nın annesi internet kullanıyor? Bakalım Olivia'nın annesi. Evet burada verilmiş bilgi. She usually chats. She sometimes watches movies and videos. Does online shopping. Bunun da cevabı olduğuna göre benim tekste cevabını alamadığım tek cümle B şıkkında yer alıyor. Evet. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Hepinize LGS sınavında başarılar diliyorum. Hoşçakalın.